Cem Kozlu, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi yöneticilerden biri ve başarılarla dolu kariyerinde bizim çok dikkatimizi çeken bir nokta var ki o da Türk Hava Yolları kariyeri. Türk Hava Yolları'nın bir dünya markası olmasında çok ciddi payı olan ve şirketin önemli değişikliklerine ön ayak olmuş birisi. Ve daha da güzel olanı bu çok özel süreci bir kitap vasıtasıyla bizimle paylaşmış olması. Havacılık adına bugüne kadar yaptığım bütün okumalar arasında bu kitabın gerçekten çok özel bir yeri var. Bunu sakın bir reklam olarak algılamayın. Bu kitap zaten yeni bir kitap değil. 2007 yılında çıktı. Sadece yakın tarihe, Türk Hava Yolları tarihine ya da Türk Sivil Havacılık tarihine meraklıysanız kesinlikle bu kitabı edinip okumanızı tavsiye ediyorum size. Bu videoda Türk Hava Yolları'ndaki Airbus A340'ların hikayesini anlatacağım ve kaynağım da bu kitap olacak. Keşke tarihte iz bırakan herkes Cem Kozlu kadar özverili olsa ve yaşananları gelecek nesillere bu şekilde aktarsa diyorum ve videoya başlıyorum. ...1933 yılında Devlet Hava Yolları ismiyle kurulan Türk Hava Yolları'nın profesyonel yönetim anlayışını benimsemesi 1980'lerin sonlarına doğru gerçekleşmişti. Türk Hava Yolları'nın ihtiyaç duyduğu marka değerine sahip olması ve kâr eden bir işletme haline gelme sürecinde 1988 yılında kurumun yönetimine getirilen Mehmet Cem Kozlu'nun payı çok büyüktür. Cem Kozlu'nun kurumun başına geldikten sonra attığı adımlar arasında bugünkü videomuzla ilgili olan kısım uçak filosunda yaptığı değişikliklerdi. Eski ve kendi ifadesiyle türlü yemeği gibi olan verimsiz filonun şirket ve ülke çıkarları doğrultusunda revize edilmesi için çalışmıştı Cem Kozlu ve dönemin Türk Hava Yolları yönetimi. İşte Airbus A340'ların filoya girmesi de bu döneme rastlamaktadır. Kitapta McDonnell Douglas DC-10'ların nasıl satıldığının hikayesi de paylaşılmış. Airbus A340'ların hikayesine geçmeden önce bunu da anlatmak istiyorum çünkü biliyorum hoşunuza gidecek. 1970'lerin başında Türk Hava Yolları filosuna 3 adet McDonnell Douglas DC-10 girmişti. Bu uçaklardan biri 1974 yılında Paris'te düşmüştü. 346 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza o zamana kadar yaşanan en büyük uçak kazasıydı. Haliyle Türk Hava Yolları'nda kalan 2 DC-10'un yolcu gözündeki imajı hiçbir zaman iyi olmadı. Yine de uzun yıllar şirketi hizmet eden, bir dönem Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak kurulan Boğaziçi Hava Taşımacılığı'na devredilen bu uçaklar 1989 yılında satıldı. 1989'da artık birçok şirket bu uçaklarla yolcu taşımıyordu ama geniş kapasitesiyle kargo uçaklarına ihtiyaç duyan firmaların gözdesiydi DC-10'lar. Türk Hava Yolları'nın ilk ve tek ciddi müşterisi de Federal Express oldu. Şirketin genel müdür yardımcısı pazarlık için İstanbul'a gelmişti ve uzun süren bir pazarlık sonucunda 2 uçak ve bir yedek motor 52,5 milyon dolara satılmıştı. Bu uçaklardan biri 2009 yılına kadar, diğeri ise Nisan 2012'ye kadar FedEx filosunda kullanılmaya devam etmişti. Çok değil 7 sene önce dünyanın bir yerlerinde Türk Hava Yolları'nın o meşhur DC-10'larının hala uçuyor olduğunu düşünmek gerçekten çok etkileyici. Bu uçaklar 1972-1973 yıllarında filoya girdiler ve emin olun çok fazla şeye şahit oldular. Neyse, şimdi tekrar A340'ların hikayesine dönebiliriz. 1985 yılında filoya katılmaya başlayan Airbus A310'lar dönemin yeni nesil geniş gövdeli uçaklarındandı ve hem yolcu konforu açısından hem de geniş kargo olanakları açısından hem de verimlilik açısından iyi bir tercihti. 1990'ların başında sayıları 14'e kadar çıkan A310'lar filonun bel kemiğini oluşturacaktı. Ancak Airbus A310'ların 8000 küsür kilometrelik menzilleri bazı destinasyonlar için yetersiz kalıyordu ve Japonya, Amerika, Çin gibi noktalara ulaşmak isteyen şirketin artık daha uzun menzilli bir uçak modeline ihtiyacı vardı. 1989 yılında Türk Hava Yolları uzun menzilli bir modeli filoya katmak için kolları sıvadı. Şimdi Türk Hava Yolları'nın önünde zorlu bir değerlendirme süreci vardı. Uçak modelinin belirlenmesi sürecinde Uçak Değerlendirme Kurulu ve Özel Alım Kurulu oluşturuldu. Bu kurulları oluşturan üyeler, satın alınacak modeli hem stratejik hem de teknik olarak değerlendirebilecek yeterlilikte isimlerden oluşuyordu. İşte Türk Hava Yolları filosuna 747'lerin girmesi ihtimali bir kez daha bu süreçte ortaya çıktı. Bir kez daha diyorum çünkü 1970'li yıllarda yapılan uçak alımında yine 747'nin alınması ihtimali vardı, alınmadı, onun yerine DC-10'lar alındı. Turgut Özal'ın bir havacılık tutkunu olduğunu ilk kez benden duymuyorsunuzdur, öyle tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları'nın yapacağı bu geniş gövdeli uçak alımında Özal'ın gönlünde yatan aslan 747 idi. Hatta Ulaştırma Bakanlığı o dönem Türk Hava Yolları'na 747 potansiyelinin araştırılması için resmi bir yazı bile göndermişti. Fakat Cem Kozlu yönetiminde Türk Hava Yolları tarafından yapılan değerlendirmede Boeing 747 filosu oluşturmanın iyi bir seçim olmadığı raporlanmıştı. O yıllarda yolcu trafiği mevsimsel olan şirketin düşük sezonda uçakları verimli işletemeyeceği, üstelik 747'den daha ucuz ve daha az yolcu kapasitesine sahip uzun menzilli bir modelin daha esnek bir tarife yapısı uygulamayı mümkün kıldığı sonucuna varılmıştı. Takvimler 1990 yılının ilk günlerini gösterdiğinde nihai karar için görüşmelere başlanmıştı.
Biraz önceki sebeplerden dolayı Boeing 747 değerlendirmeye alınmamıştı. Airbus A310 alımı yapıldığı süreçte enine boyuna değerlendirilen Boeing 767, Airbus A310'a yenildiği için o da değerlendirmeye alınmamıştı. Türk Hava Yolları'nın bu çok önemli kararının iki finalisti vardı. Airbus A340 ve McDonnell Douglas MD-11. 1990 yılında iki uçak da henüz havalanmamıştı bile. Geliştirme sürecindeki bu uçaklardan birini tercih edecek olmak bir yandan başlı başına bir riskti. Çünkü kağıt üzerinde vaat ettiklerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri belli değildi. Ama bir yandan da en son teknolojileri kullanacaklar, çağın en modern uçak modelleri olacaklardı. Yapılan uzun değerlendirmeler ve kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda karar verildi. Türk Hava Yolları 5'i kesin, 5'i opsiyon olmak üzere toplam 10 adet Airbus A340 siparişi verdi. Pazarlıklar başladığında bir uçak için 120 milyon dolar olan fiyat, pazarlıklar son bulduğunda 94,5 milyon dolara kadar düşmüştü. 22 Temmuz 1993 tarihinde üretilen 23. Airbus A340 Türk Hava Yolları'na teslim edildi. Bu uçak şirketin dönüm noktalarından birini temsil ediyordu. Artık Uzak Doğu ve Amerika seferleri başlayacak, bir dünya markası olmaya giden yol açılmış olacaktı. Teslimatlar 2000 yılına kadar devam etti ve filoya 9 uçak girdi. A340'lar hizmette kaldıkları süre boyunca nice unutulmaz olayın sahnesi olmuştu. Milli takımı Kore'den getiren uçak bir A340'tı mesela. Çok yakında efendim, çok yakında sağ kanadımızı alacağız. 2 numaram sağ kanadımızı alacak. Bu muhteşem anons bir A340'ın kokpitinde yankılanmıştı. Her şeyle Türkiye için özeldi ve öyle kalacak. Bu uçaklardan 3'ü hala aktif olarak kullanılmakta. Neredeyse hepsi 20 yıla yakın Türk Hava Yolları yolcularına hizmet etti ve MD-11'e karşı çok daha doğru bir seçim olduğunu gösterdiler. McDonnell Douglas MD-11'ler asla kağıt üzerinde vaat edileni vermediler ve Airbus A340'lardan çok daha önce gökyüzüne veda etmeye başladılar. A340-300'lerin sürüne sürüne yaptığı kalkışları canlı olarak izleyebildiğimiz için çok şanslıyız. Çünkü tüm dünyada Airbus A340'lar hızla yerini yeni nesil modellere bırakıyorlar. Neredeyse 30 senedir gökyüzünde olmasına rağmen tek bir ölümcül kazaya karışmamış olan, hem onu uçuranların hem de onunla yolculuk yapanların kalbinde tat kurmayı başarmış bu model, Türk sivil havacılık tarihinde de derin izler bırakmıştır. Şimdi şu meşhur uçakla ilgili konuşalım biraz da. Yani bu konuyla ilgili benden çok fazla video istediğiniz iticiliğini yapmak istemiyorum. Ama istediğiniz o da bir gerçek. Hazır Airbus A340'lardan bu kadar konuşmuşken Deli Mike'ı da bir analım bakalım. Makinaların ruhu olduğuna inananlardanım. Senkronize çalışan binlerce, yüz binlerce parçanın arasındaki ahengin mutlaka kendine has yansımaları vardır diye düşünüyorum. İşte Deli Mike efsanesi de böyle ortaya çıkmış. Bir Airbus A340'ın arızalarına anlam yüklenmiş ve sonuç olarak ortaya son derece sevimli bir hikaye çıkmış. Tango Charlie Juliet Delta Mike tescilli İzmir isimli Airbus A340. Kuyruk tescilindeki Delta Mike ona anlam yüklenmeye başlandıktan sonra teknik personel arasında Deli Mike olarak evrilmiş. Onun hakkında derler ki, canı isterse dünyanın öteki ucuna gider, canı istemezse bir metre gitmez. Türk Hava Yolları filosuna 1996 yılında girmiş. Çok arıza çıkartmış ama hiçbir zaman yolcuların tehlikeye sokmamış. Yeri gelmiş kalkıştan sonra iniş takımlarını kapatmamış. Efendim, kalkıştan sonra iniş takım kapaklarından ortadaki sol taraf kapak kapatmadı. İkisi denedik. Yeri gelmiş hidroliklerinde sorun çıkmış, yeri gelmiş durup dururken kokpit camını çatlatmış. Ama onu deli yapan özelliklerinin başında kabin ışıklandırmasına kendisinin karar veriyor olması gelmiş hep. Kafasına göre ışıkları yakan, söndüren, asla başkasının müdahalesini kabullenmeyen bir uçakmış. 34 Alfa'daki yolcu kitap okuma lambasını açmak için butona bastığında 16 Delta'da uyuyan yolcunun okuma lambasını yakarmış. Kabin memurunu çağırma tuşu da benzer şekilde çalışırmış. Hatta bir rivayete göre acil çıkış ışıklarını aynı anda değil Meksika dalgası şeklinde önden arkaya doğru yakıyormuş. Airbus mühendisleri bile pes etmiş Deli Mike karşısında. O kendine has savrı, asil duruşu ve nazlı havasıyla 22 sene boyunca güvenle yolcularına hizmet etmiş. Sadece zaman zaman keyifsiz oluyormuş ve canı uçmak istemiyormuş. Uçması konusunda ısrar edildiğinde de kimseyi tehlikeye sokmayacak bir arıza verip evine, yuvasına, Atatürk Havalimanı'na dönüp sıcacık hangarında teknisyenlere naz yapıyormuş. Evet, o bir makina ama araba reis benim için ne kadar özelse Deli Mike da Türk havacılığı için, namını duyanlar için, havacılığa gönül vermiş herkes için o kadar özel. Geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Bir dönem 9'a kadar çıkan Türk Hava Yolları'nın A340 filosu son yıllarda 4'e kadar düşmüştü. Bu uçaklar yoğun olarak hacı seferleri için kullanılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Deli Mike de emekliye ayrıldı ve Türk Hava Yolları'nda A340 döneminin sonu iyiden iyiye gelmeye başladı. Şimdi herkesin aklında malum soru, Deli Mike'a ne olacak? Biliyorsunuz Türk Hava Yolları'ndan emekli bir A340 bugün Balıkesir'in Edremit ilçesinde restoran oldu. Nedendir bilinmez, son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında uçak restoranlar, kafeler, kütüphaneler ortaya çıkmaya başladı. Kim bilir, belki bu deli uçak da deliliklerine yerde devam eder.
Belki de parçalarına ayrılıp ona anlam yükleyen bütünlüğünü kaybeder. Ama geçmişte bıraktığı izler her zaman onun namını bilenler için anılarda yaşamaya devam edecek.